Anneciğim, Rüya, bir şey diyeceğim. Sinema keyfi yapalım mı? Tamam. Anneciğim? Anneciğim, sinema keyfi yapalım mı? Nasıl? Ama bir tane eksiğimiz var. Mısırımız yok. Patlatmalık mısır alır mısın bize marketten? Hemen bir arka sokakta. Hadi. Ya lütfen. Scooter'a gitmene izin veririm. Tamam. Hadi yürü o zaman. Ya kola da alsak mı? Anne, kolayı yasağın var. Yasağın yok. Kola kullanmıyorsun sen. Ama ben içiyorum arada bir. Bana alsan olur mu? Bana da almıyor. Arkadaşlar ya, ama benim canım beni istiyor. Beni gönderiyorsan kola almam herhalde. Tamam peki. Ama babam gönderiyorsa, istiyorsa alsın. Ama ben almam. Ben böyle bir şey alet olmam mı diyorsun? Peki hiç özledin mi kolayı? Ama bir şey diyeyim sana, çak. Aa, çakamadı. Gerçekten bu tavrından dolayı seni çok ama çok takdir ediyorum. Neyse, şimdi konuyu dağıtmayalım. Hadi patlamış mısır alalım. Sinema keyfi başka ne yapabiliriz, düşün bakalım. Televizyon lazım. O var, o da var. İstiyorsan başka bir şey de alabilirsin. Bir parça çikolata falan alabilirsin. Düşüneyim başkası. Hadi sen montunu giy. Ben... Tamam. Limonatanı açtın. Tamam peki, hadi bakalım montunu giy. Scooter'ına. Arkadaşlar, Rüya scooter'ıyla markete gidiyor şimdi. Gel bakalım, önce montunu giy sen. Gel ben yardım edeyim sana. Al bakalım montunu giy. Peki scooter'a gidiyorsak ne yapmalıydık? Kaskımızı takmalıyız. Hemen getiriyorum kaskı. Bekle. Evet, kaskımız burada. Tak bakalım. Bakayım ya. Ay, üstündekiyle de çok güzel uyumlu oldu. Çok yakıştı. Rüzgar, senin kaskın nerede? Ne yapıyorsun anneciğim sen o mantarla? Tamam anneciğim. Scooter'ın burada olması lazım. Aşağıda değil. Hadi bakalım. Giy ayakkabılarına. Ya daha burada bindin. Oyuncağı dışarı attı anneciğim. Dışarıda mikroplar olabilir. Rüya dur, Rüya ama dur. Rüya dur. Rüya dur, merdivenden var. Rüya yapma, Rüya korkuyorum anneciğim. Yapma, bağırtma beni. Hadi çağır asansörü. Ödüm patlıyor benim ya öyle şeylerden. Hadi bakalım. Dikkatli git, dikkatli gel, tamam mı? Sağına soluna dikkat et. Heh, bin o zaman hadi. Hadi bakalım. Sen gidemezsin, sen daha küçüksün. Bak Rüya gidiyor. Görüşürüz anneciğim. Efendim? Aa, para vermiyordum. Parasız bakkala gidecektin neredeyse markete. Bize mısır lazım ama paramız yok derdin. Ne olacak? Dur hemen getiriyorum para. Çoraplarla çıktı. Rüzgar buraya gel. Rüzgar hayır, sen gidemezsin. Çoraplarla üşüyecek ayağa. Çabuk içeri gel. Rüzgar bütün apartman beni dinliyor. Hadi gel. Gel. Tamam, sonra sen de gidersin. Gel kontrolü giderim. Gelmiyor. Ne yapacağız Rüya? Koş. Ay ne yapacağız bilmiyorum gerçekten. Ay kaldı ya orada. Tamam. Tamam. Vazgeçtim. İkiniz de gitmeyin. İkiniz de gelin buraya. Hemen. Hemen geri çıkın. Rüya, Rüzgar, ikiniz de çıkın. Tamam. Gitmiyoruz. Kimse markete gitmeyeyim. Tamam. Hadi görüşürüz anneciğim. Oyuncağı attı seni. Eşek, küçük eşek seni. Rüzgar bak, burada yaşlı bir tane teyze var anneciğim. Galiba evine gitmeye çalışıyor. Elinde de poşetler var ve poşetler biraz ağır görünüyor. Merhaba teyze de. Bir de ona şu anda senin yardım etmen lazım. Elindeki poşetleri al, gideceği yere kadar götür onu, tamam mı? Aferin sana. Eviniz nerede teyze, göster bize, götürelim biz seni evine. Poşetlerini taşısın oğlum da. Hadi bakalım. Bu taraftan mı? Bu taraftanmış. Rüzgar bırakma poşetleri, daha değil, al yardım edelim teyzeye. Getir anneciğim poşetleri. Burası mı sizin eviniz? Tamam. Gel oğlum. Nereye bırakayım teyze de? Teyze. Ver onu da. İyi günler teyze. Sen de iyi günler de oğlum. Aferin sana. Görüşürüz teyze. Anneciğim, yaşlılara eğer ellerinde ağır poşetler varsa ve yakın bir yerde oturuyorlarsa sorup onlara yardımcı olabiliyorsak olmalıyız, tamam mı? Teyze gitti, hadi biz de gidelim. Teyze merhaba, karşıdan karşıya mı geçeceksin sen de? Biz de karşıdan karşıya geçeceğiz. İstersen sana yardımcı olabiliriz. İster misin? Tamam, bir dakika bekle.
Tut anneciğim şimdi teyzenin elini. Ha, karşıdan karşıya geçmesine yardım et. Hadi yürüyün bakalım, karşıdan karşıya geçelim. Poşetlerle ilgili sıkıntı mı var? Ver bana poşeti. Ha, sen yeniden tut teyzenin elini. Teyzenin elini bırakma ama. Gel teyze, ben tutayım senin elini. Gel. Ha, bir tane teyze bindi otobüse. Yardım et teyzeye. Kalk Rüzgar. Buraya otursun. Yer ver ona. Yardımcı da ol. Poşetlerini al elinden. Gel teyzeciğim, buyur yardım edeyim de. Hah, otur. Buyurun teyzeciğim. Ayağını uzatma. Ne kadar ayıp. Ha, yer tuttun teyze için. Buyurun teyzeciğim, oturun. Bak nasıl sevdi teyzen seni. Tam bir yaşlı teyze gibi. Uçak mı gördün? Uçak. Tamam, hadi bakalım otobüste gidiyorsunuz şimdi beraber, tamam mı? Yaşlı teyzeye sor bakalım nereye gidiyormuş, yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Sen ne yapıyorsun? Ha, sen de tam bir yaşlı teyzesin. Bulduğun çocukları sev, mıncıkla öp. Oh, yaşlı teyzeler gibi. Bir de şeker çıkartır insan cebinden. Hiç şekeri de yok. Hayali çıkart, ne olacak? Masum. Şeker veriyor sana yaşlı teyze hayali. Al ye. Afiyet olsun. Arkadaşlar siz bu kuralları biliyor musunuz? Yaşlılara, bizden daha yaşlı insanlara, özellikle yaşı biraz geçmiş insanlara, yolda gördüğümüzde ellerinde ağır poşetleri varsa onlara yardımcı olmalıyız. Karşıdan karşıya geçiyorlarsa ellerini tutmalıyız. Evet. Teyze geçiyorsa ya da insan geçiyorsa çok dikkatli olun ki yeşil ışık, kırmızı ışık olmasa da durun. Evet, yayalara öncelik geçsin, verelim. Haklısın anneciğim. İnsanlar geçsin, siz devam edin. Aynen, önceliğimizi yayalara verelim. Otobüslerde, trenlerde, metro, tramvay hepsinde yaşlıları gördüğümüz zaman öncelikli olarak onlara yer vermeliyiz. Bunu da unutmayalım. Arkadaşlar bu kuralları siz biliyor musunuz? Yoksa siz de bu videoyla beraber mi öğrendiniz? Yorumlarda yazın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.